Evet efendim hepinize merhabalar. Ben Furkan Redmi Air Dots piyasada isminden bayağı söz ettirdi. Yani Redmi Air Dots'un incelemesini çekmeyen teknoloji kanalı neredeyse kalmadı. Satışları patladı. Çok tutuldu ya. Çok sevildi gerçekten. Fakat her ürünün olduğu gibi Redmi Air da ciddi bir rakibi var. Hatta bu rakip öyle bir rakip ki Redmi Air Dots'u tahtından etti diyorlar. Veya etmek üzere bilmiyorum. Artık Karar size kalmış. İşte o kulaklık. Piyasada Hilo GT1 ismiyle bilinen Xiaomi markasına ait diyebileceğimiz tam kablosuz bluetooth kulaklığımız. Girişi bu şekilde yaptım fakat bu video bu kulaklığı Redmi AirDots'la karşılaştırdığım bir video olmayacak. Ha öyle bir video isterseniz veya bu video tutulursa bu iki kulaklığı karşılaştırdığım bir video yapabilirim ama dediğim gibi bugün bu videoda bu kulaklığı inceleyeceğiz. Gerçekten merak ediyorum. Piyasada şu anda bu videoyu çektiğim tarih itibariyle Bulabildiğim en ucuz fiyat 120 lira 130 lira civarlarında geziyor güvenilir satıcılarda. Tabii 200 liranın üzerinde satanlar da var. Fakat dediğim gibi biz her zaman hem güvenilir hem ucuz satıcıları bulmaya çalışıyoruz. Şimdi sözü hiç uzatmayalım ve ürünümüzün kutu açılımına geçelim. Evet, ürünümüzün kutusu burada ve bence gayet şık. Bazılarınız için çok da önemli olmayabilir fakat kutu benim için biraz önemli arkadaşlar. Sebebi şu yani firmalar bu şekilde özenerek bir paketleme yaptığı zaman daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şuradan kulaklığımızı çıkartalım bu arada. Bakalım başka şöyle kullanma kılavuzumuz ve birkaç paketimiz daha var. Burada gördüğünüz gibi şarj kablomuz bulunuyor. Gayet küçük ama kalitesi çok da kötü değil yani ve küçük olması bir problem yapmayacaktır. Zaten şarja bırakıp gidiyorsunuz. Şöyle bir kullanma kılavuzumuz var geçeceğim buraları. Kulağınızın boyuna göre değiştirebilirsiniz. Ben açıkçası en küçüğünü kullanıyorum. Büyük ihtimalle deneyeceğim ama şöyle kulaklığımıza da bir bakalım. Gördüğünüz gibi kulaklığımız burada şurada kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama Haylo yazıyor ve güzel de bir logosu var. Evet, yani gayet güzel gözüküyor. Başlangıç için bunu söyleyebilirim. Şöyle bir kutusunu açmak istiyorum. Hissiyatı Güzel ya, çok da kötü değil. Redmi Buds'a karşılaştırma videosu değil ama Redmi Dots'un hissiyatından daha güzel bir hissiyat yaşattı bana şu an. Ve uzun ince yapısı sayesinde gayet ergonomik olmuş. Yani bunu elinizde bu şekilde tutabilirsiniz. Kulaklıklarımız bu şekilde burada. Aynı zamanda dokunmatik arkadaşlar. Bunlar yine mıknatıslı her ikisi de ve Sol sağ kulaklık diye burada belirtilmiş kutu üzerinde. Yani malzeme kalitesi için şu şekilde bir yorum yapacağım arkadaşlar. Çok üst seviye değil, çok kötü de değil. Ortalama bir malzeme kalitesi var ama fiyatını düşündüğümüz zaman gerçekten güzel. Şöyle bir kulağıma takmak istiyorum hemen. Fakat aynı tahmin ettiğim gibi kulağımdan düşüyor. Ben bunu biraz daha küçülteceğim. Evet, bir de şimdi deneyeyim şöyle. Gayet güzel bir şekilde oturdu ve kulağınızdan düşmesi bayağı zor olur bunun. Yani ergonomisini beğendiğimi söyleyebilirim. Taktıktan sonra tabii ki kulak içi bir kulaklık olduğu için Dış sesleri birazcık azalttı. Diğer kulaklıklarda olduğu gibi bunların da arkadaşlar birbirleriyle eşleşmesi gerekiyor. Fakat bu aşamaları çok uzatmayacağım. Direkt telefonuma bağlayıp bir ses kalitesini denemek istiyorum açıkçası. Şöyle hemen bağlanalım bakalım. Evet şimdi bir müzik açacağım ve baslarını, midlerini, tizlerini yorumlayacağız. Sıra sıra yorumlayalım. Midleri ve tizleri gerçekten güzel, temiz bir ses veriyor. Fakat baslar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani çok kötü değil, çok iyi de değil. Hatta ortalama da değil ya. Ortalamanın biraz daha altında bir bas kalitesi var. Yani birçoğunuz için yeterli gelecek bir bas seviyesi olduğunu düşünüyorum. Fakat hani böyle tam anlamıyla basları hissedemiyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi midleri, tizleri gayet güzel, temiz bir şekilde geliyor. Ve ben açıkçası fiyatına göre ses kalitesini çok beğendim. Yani müzik dinlerken herhangi bir şekilde rahatsızlık vermiyor. Gayet güzel bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Kafanızda soru işareti kalmasın bence. Bu parayı alınabilecek en iyi ses kalitelerinden birisi. Ha en iyisi demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü Belki bilmediğimiz markanın, bilmediğimiz bir modelinin ses kalitesi bundan iyidir. Yani her şeyi bilemeyeceğimiz için böyle diyorum. Onun dışında şöyle son sesini size göstereyim. Son ses seviyesi bu ve bence gayet yeterli yani son ses seviyesi. Hatta birçoğunuz bu ses seviyesinde dinlemez. Dışarıya ses veriyor ama onu deneyelim isterseniz. Benim normal dinleyeceğim seviyeye getireceğim kulaklığı. Son ses de açmayacağım arkadaşlar çünkü kulak sağlığı için zararlı. Şu anda bakın. Şu ses seviyesinde dinliyorum şarkıyı ve bu ses seviyesi çok çok yeterli yani benim için. Hatta biraz daha yükselteyim. Gördüğünüz gibi şöyle yarı yarıya getirdim neredeyse. Size ses geliyor mu? Dinleyin. Yani dışarıya da ses vermiyor arkadaşlar. Hani o konuda da eksikliğini göremedim açıkçası. Çünkü sonuç olarak kulak içi bir kulaklık ve dışarıya çok da ses vermiyor. Mesela AirPods'ların kimine göre kötü, kimine göre iyi. Yani o dışarıdaki sesleri alıyor ve dışarıya ses veriyor. Bazılarına göre bir avantajdır. Bazılarına göre bir dezavantajdır. Mesela ben dış sesleri de duymak istiyorum kulaklığı takınca. he Bundan da bahsedelim. Yalıtım konusunda dış sesleri olabildiğince kesiyor. Hani e, çok aktif gürültü engelleyiciler gibi değil ama... ...sıradan bir kulak iç kulaklık kadar dış sesleri kestiğini söyleyebilirim. Bu kulaklık... Aynı zamanda dokunmatik kontrollere sahip ve deneyelim dokunmatik kontrolleri nasıl çalışıyor? Bakın arkadaşlar şu anda kulaklık elimde şöyle bir kere dokunuyorum ve gördüğünüz gibi şarkıyı devam ettirdi. Şöyle bir kere daha dokunuyorum ve şarkıyı durdurdu. Yani bakın dokunmatik kontrolleri bayağı iyi bir şekilde çalışıyor ve şarkıyı değiştirmek istediğiniz zaman şöyle çift tıklama yapıyorsunuz. Bu da gayet iyi bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Bakın bir kere daha göstereyim. Gördüğünüz gibi şarkıyı değiştiriyorum. Diğer kulaklıkla da aynı şekilde şöyle yine durdurup devam ettirebiliyorum ve bu sefer şarkıyı bakın başa aldım. Şimdi geriye sardırıyorum bu sefer. Yani dokunmatik kontrolleri çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunun dezavantajı var mı? Bildiğiniz gibi ben dokunmatik kontroller için şunu söylüyorum. Kulaklığı düzeltirken böyle eliniz dokunmati sürekli değerse bu gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Ama bu kulaklıkta öyle bir sıkıntı göremedim. Çünkü şu şekilde yanlarından tutarak düzeltiyorsunuz genellikle ve bu şekilde eliniz yanlışlıkla dokunma yine değmemiş oluyor. Böyle güzel bir şekilde kontrolleri yapabiliyorsunuz. Onun dışında bir mikrofon performansını deneyeceğim hemen. Yani mikrofondan çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Beklentim bayağı bir düşük. Çünkü bunun gibi kulağınızın tamamıyla içine giren kulaklıklarda mikrofon ağzınıza çok uzak kaldığı için genellikle kötü bir sonuç veriyorlar. Deneyelim hemen. Şöyle iki kulaklığı da takacağım kulağıma. Evet şu anda sesimi kulaklığın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Sesinizi bu şekilde kaydediyor. Yani açıkçası beklentimin bir tık üstünde. Hani çok da üstünde değil ama işte ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Bununla telefon konuşma sesli ortamlarda yapılır bence. Nasıl ki şu an sesimi anlayabiliyorsanız yapabilirsiniz ama burada bir ama koymak zorundayım. Çünkü sesli ortamlarda sesinizi çok da net almayacaktır ve karşı taraf sesinizi duymakta zorlanacaktır. Diyelim ve mikrofonunu da bu şekilde yorumlayalım. Şimdi yaka mikrofonumuza geçiyoruz. Evet şu anda yaka mikrofonumuzdayız. Aradaki ses kalite farkını bu şekilde anlayabilirsiniz. Peki kulaklıkta ses gecikmesi var mı? Bundan da bahsedelim. Ses gecikmesi gerçekten beni şaşırttı çünkü bu fiyata kullandığım yani en az ses gecikmesi olan kulaklık buydu. Evet çok çok az bir ses gecikmesi var ama gayet normal sonuç olarak bu bir bluetooth kulaklık. Video izlerken beni rahatsız etmedi açıkçası bu ufacık ses gecikmesi. Müzik dinlerken zaten sıkıntı oluşturmuyor. Oyun oynanır mı bu kulaklıkla? Ondan da bahsedelim. Bence arkadaşlar yani bluetooth kulaklıklarla oyun oynanılmaz. Bunu geneli için söylüyorum. Bu kulaklık da buna dahil. Mesela PUBG gibi bir oyun oynadığınız düşünün. Mermi sesi her ne kadar Az da olsa sonradan geldiği için rakiplerinize göre dezavantajlı oluyorsunuz ama sesin çok önemli olmadığı bir oyunda tabii ki oynayabilirsiniz. Bundan da bu şekilde bahsedelim. Onun dışında bataryasından bahsedelim. Şu şekilde bu kulaklığı kullanarak kutusundan %100 şarjı çıkardığınız zaman 3 saatlik yaklaşık diyorum bir dinleme süresi sunuyor. Benim için yeterli açıkçası. Kutusuyla birlikte şarjının toplam ne kadar gittiğini büyük ihtimalle şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben onu videodan sonra test edeceğim. Kulaklığımızı şöyle genel konulara değinerek inceledik. Gelelim alınır mı bu kulaklık? Fiyatını hak eder mi? Bence kesinlikle arkadaşlar fiyatını hak eder. Yani 120 lira, 130 liraya hani ancak bu kadar iyi bir performans verilebilirdi sanırım diyebilirim yani eğer bundan daha üst seviye bir performans istiyorsanız kulaklığınızdan işte basları daha iyi olsun, malzeme kalitesi daha üst seviye olsun, bataryası daha iyi olsun falan diyorsanız tabii ki her üründe olduğu gibi bunların da üst modelleri var ama fiyat tabii ki daha da yükseliyor. Diyelim ve kulaklığımızın genel itibariyle incelemesini burada bitirebiliriz. Sizin de bu kulaklık hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Redmi Dots ile karşılaştırması gelebilir dediğim gibi bu video beğenilirse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.